Şimdi biz Denizli bölgesindeyiz. Denizli Afyon bölgesine bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde. Ve aslında ilk 3 tahminin, en doğru tahminin yapıldığı bölgelerden bir tanesi burası. Ve bu tahminler sizin 250 kilometre çapındaki alanınız için yapılır. Yani yağmur dendiği zaman, mesela raporlarda yağmur diye göründüğü zaman, illa sizin tepenize yağması gerekmiyor bu yağmurun. Sizin 250 kilometre çapınıza yağmur mutlaka düşmüştür. %90 ihtimalle doğru tutar bizim tahminlerimiz. Yani Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminleri %90 ihtimalle doğru tutar. Özellikle ilk 3 gün. Fakat ilk 3 günden sonra tahminlerde bir yanılma olabilir. Tabii tahminlerdeki farklılık ve değişiklik şuna da bağlıdır. Engebeli arazilerde özellikle tahminler daha farklı olabilir. Çünkü engebenin bir tarafında yağış beklenirken diğer tarafında yağış olmayabilir. Bir de bu tahminlerin çok lokal olması da beklenemez tabii ki. Çünkü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Denizli bölgesinde sadece 32 tane, bu kadar büyük bir arazide ve çok engebeli bir arazide sadece 32 tane ölçüm istasyonu var. Ve bu her bir istasyonda da kendi bölgesine ait alanları daha doğru tahmin eder tabii ki. Ve buradan verileri, kendi bölgesine ait verileri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne iletir. Sizin olduğunuz bölgede örneğin bir istasyon olmayabilir ve oradan bir veri gitmiyor olabilir. Ve burası da dağlık bir arazi içinde kalıyor olabilir. Bu tarz maalesef handikapları var hava tahmininin. Fakat genel olarak baktığınızda %90 ihtimalle 3 gün için çok doğru tahminler yapılır. Daha sonraki günler için tahminlerde birazcık şaşma olabilir. Çünkü tabii bizim ülkemiz çok fazla hava kütlesinin etkisi altında bir ülke. Yani bir yandan Sibirya'dan bir etki alıyoruz, bir yandan Avrupa'dan, Balkanlar üzerinden, Kuzey Avrupa'dan, bir taraftan Yunanistan'dan, Akdeniz'den çok önemli hava kütleleri var ve Arabistan'dan hava kütlelerinin etkisi altındayız. Bunların hepsi aslında bizim ülkemizi etkiler ve her yerden bir taşınım, bir hava kütlesi taşınımı söz konusudur. Ve bunlar işte bizim ülkemizde hava tahmininin yapılmasını çok zorlaştıran ve havanın koşullarını çok hızlı bir şekilde değiştiren koşullardır. Bundan dolayı da hava tahminlerini biz 3 günden sonrası için mutlaka kontrol edin diye uyarırız ve bu konuda temkinli olmalarını tavsiye ederiz herkese. Şimdi tahminlerin, tabii diyelim ki sizin bölgenizde yağış olmadı fakat yağış verilmişti meteorolojide ve benim bulunduğum bölgeye yağış olmadı, baktınız yağmıyor. Ancak şundan endişe edebilirsiniz tabii, acaba kuraklık gelecek mi, benim bölgemde su olmayacak mı? Ancak şu önemli kuraklık konusunda: sizin bulunduğunuz o 250 kilometrelik alandaki havzaya yağmış olabilir. Ve eğer havzanıza yağış düştüyse bu o suyun sudan sizin de faydalanacağınız anlamına gelecektir. Yani yağış havzalarda toplanır ve bu oradan dağıtılabiliyorsunuz. Şehir merkezlerine yağan yağıştan zaten biz faydalanamıyoruz. Çünkü şehir merkezlerinde genel olarak asfalt yüzeyler, beton yüzeyler olduğu için buralarda yağış ne yazık ki kanalizasyona karışıp denizlerle yok oluyor ve bizim kullanabileceğimiz bir yağış değil tabii ki bu bölgelerde. Toprağa yağan ve böyle tatlı tatlı yağan, tabii sel olmaması gerekli çünkü sel de tehlikeli. Bizim elverişli arazilerimizi ve elverişli toprağımızı heyelan sebebiyle akıp alıp götürüyor. Bu da tabii çok kötü bir durum, fakat bu tatlı tatlı yağan yağmurlar, toprağa yağan yağmurlardan biz faydalanabiliyoruz.